Filistin'deki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda bize neler tavsiye edersiniz? Valla o kadar çok şey söylenebilir ki bu konuda. Ama bazen böyle sıcak bir atmosferde, şu anda çok sıcak bir atmosfer var. Sıcak bir atmosferde, sıcak bir zeminde her şeyi söyleyemezsiniz. Çünkü söyleseniz de yanlış anlaşılır. Yani ne derseniz o oraya çekecek, bu oraya çekecek. Şu anda bizim yapmamız gereken oradaki kardeşlerimize dua etmektir. Ateş sönsün, ondan sonra bir daha konuşalım. Bu olay bakalım nasıl neticelenecek. İnşallah zaferle, bir nasr-ı azizle, bir fetih mübinle cereyan etsin, öyle neticelensin. Ondan sonra oturalım tekrardan gerçekten bu mesele nasıl anlaşılır, nasıl anlaşılmalı bunu konuşalım. Ama madem bu soru soruldu, bir dert var içimde. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi dün geceden beridir böyle yüreğimi yakıyor. Bunu söyleyeceğim buradan artık ne olacaksa olsun. Olaylar başladı dikkat ettiniz mi? Arka arkaya devletler İsrail'e işte desteğini açıkladı. Senin yanındayız dediler ki ortada bir şey de yok yani İsrail öncekileri hiç söylemiyoruz. Bu son süreçte mahvetti ya Gazze'yi. Hayat hakkı zaten yıllardır vermiyor. Bu son süreçte de ne yapıyor biliyor musunuz? İnsanların evlerini gasp ediyor. Zalim oldu zalimler. İnsanlara aileleri çıkarttırıyor evlerden. Bura bizim diyor. Kendi getirdiği yerleşimcileri oraya yerleştirmek için insanların evlerini, baklarını, arazilerini ellerinden alıyor. Yani dayanılacak gibi değil. Şimdi İsrail'in bu yaptıklarını bilmezsek sadece bazı şeyleri yüzeysel değerlendirirsek haksızlık yapmış oluruz. Yıllardır zaten 1948'den beri bir terör şebekesi, musallat olmuş bu coğrafyaya yapmadığı zulüm, dökmediği kan, işgal etmediği coğrafya, ev bırakmadı. Onları zaten biliyoruz. Neyse bu süreçte bu kadar zulüm var bir tanesi dedim ki biz Filistin halkının yanındayız demedi. Tamam. Onlar da açıkladı. Amerikası da yaptı, ötekisi de yaptı birisi da yaptı. Rusya sadece siyaseten itidal çağrısında bulundu. Ukrayna Gördüğünüz o şahsı o bile İsrail'e destek açıklaması yaptı. 60 tane halkı Müslüman olan ülke var. Tek bir açıklama duydunuz mu? Fulan yıkılasınız be, yıkılasınız. Saraylarınız yıkılsın sizin belki. O petrol kuyuları sizi boğsun inşallah. Hiç mi vicdan yok sizde ya? Hiç mi vicdan yok? Ne Suudi Arabistan'ından, ne Ürdün'ünden ne Bahreyn'den ne imaratından ne Birleşik Arap Emirliklerinden bir tane ses yok. Nasıl bir vicdan taşıyorsunuz siz ya? İktidarlarınıza en ufak bir dil uzatılsa yeryüzünü yıkacak kadar öfke gözlerinizi kaplıyor. Ya hiç mi vicdanınız yok ya? Sadece oradaki Müslümanları onure etmek için ya. Oradaki Müslümanlara moral vermek için. 60 tane halkı Müslüman olan ülke var. Siz de deyin ki biz mazlum Filistin halkının yanındayız. Size kimse demiyor ki gidin savaşa. O yüreğin sizde olmadığını zaten biliyoruz. Kimsenin onda öyle bir talepte bulunduğu da yok. Öyle bir beklentisi de yok. Allah zaten size nasip etmeyecek. Sizin gibi zalimlere Kudüs'ün fethini nasip eder mi? Allah kime nasip edeceğini göreceğiz biz. Allah ancak bu işi sadece ve sadece Allah'ın rızası için isteyenlere nasip edecek. Selahaddin'e nasip ettiği gibi o Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a nasip ettiği gibi. Size nasip etmeyecek zaten biz onu çok iyi biliyoruz. Ama hiç değilse böyle bir şeyi bile söyleyip madem Almanya'sı, Amerika'sı, Fransa'sı bunu söyledi biz de bunu söyleyelim diye bu noktada bir adım atsanız onu bile yapamadınız. Veil olsun size yazıklar olsun size. Valla biz ellerimizi açıp dua ettiğimizde Allah'ım Filistin'e yardım et dediğimizde bir dua daha eklemeliyiz. Allah'ım başımıza kene gibi musallat olmuş ve tek dertleri sadece kendi menfaatleri olan şunlardan da bizi kurtar ya. Şunlardan da bizi kurtar. Yakamız bunlardan bir kurtulsun da ondan sonra ne olacaksa olsun. Allah o güne o ana bizleri eriştirsin inşallah. Allah o kardeşlerimizin de yar ve yardımcısı olsun. İnşallah Cenab-ı Hak her türlü eksiğine, noksanına rağmen bir inayet kapısı açar da bu yara kanamaktan durur. Gönlümüze, gözümüze saplanan bir hançer olan bu acıdan da biraz olsun kurtulmuş oluruz. Allah kurtulacağımız günlere eriştirsin bizleri.